Beyler, kanala hoş geldiniz. Bugün yine sizlere her zamanki gibi oyun hediyem var. Bugün yine yeni bir oyun geldi. Sizlere hediye edeceğim. Elimde 5 adet key kodu var abi. 5 adet key kodu alabildim yapımcıdan. Bu 5 oyunu size dağıtacağım. Her zamanki gibi. Kurallar değişmez abi. Tek yapmanız gereken bu videonun altına ilk 5 yorumu yapabilmek için. Tek yapmanız gereken bu. İster Discord sunucumuza gelirsiniz, oradan veririm size key kodunu. İsterseniz de yoruma Gmail hesabınızı bırakırsınız, oradan gönderirim. Tek şartımız bu abi. Başka hiçbir şey istemiyorum. Sizden abonelik, mabonelik, çekiliş, mekiliş hiçbir şey istemiyorum abi. Neyse şimdi oyunumuza geçelim. Oyunumuzun ismi Death Rattle Hell Unleashed. Şimdi bu oyun ne tarzda bir oyun? Ortaçağ Ütopyası'nda geçen, Ortaçağ Ütopyası'nı anlatan mitolojik tarzda bir oyun. Yani böyle örnek verecek olursak Doom tarzı üzerimize düşmanların akın akın geldiği bir oyun. Cyberpunk, Doom o tarzlarda bir oyun. Şimdi oyun Unity Engine'la tasarlanmış bir oyun. Unreal Engine kullanmamışlar. Unity Engine'la tasarlamışlar oyunu. Oyunun ilk olarak menüsünden başlayalım. Şöyle hafif böyle şey, çok sade bir menü tasarımı var. Arka planda da böyle lavlar falan var. Böyle bir mağaranın içinde lav falan. Böyle ufak bir menü tasarımımız var. Yani arayüzü, çok sade bir arayüzü var. Şimdi ufaktan oyuna başlayalım abi. The heavens hue shifted to a cardinal Şimdi bu kısmı, sail as yani meteors and sinematiği hellfire geçmeyeceğim abi. rained from Ufak da above. olsa sizin kafanızda nasıl bir oyun tarzı Nations olduğuna imploded dair while bilgi the veiled canlandırsın force diye bu swiftly. kısmı geçmeyeceğim abi. The reaping concluded. The reckoning forthwith. Minds erupted as the visions and manifestations of evil twitched knowingly. These ripe lands would never be natural again, as the iron fist of the beast clenched. Yet, hope remained. A seraph came and delivered the most sacred of gifts, powers supreme and divine by nature, forged by the Maker. You became the last hope for redemption, the last chance for those who remained. You became worthy. You became the death rattle. Şimdi ufaktan burada başlıyoruz abi. Ön yüklemeyi dolduruyor şu anda. Burada gördüğünüz gibi ekranda da ufak bir harita vermiş. Daha doğrusu oyunun oynayacağımız haritasını, belli bir noktalar var, belli bir yerler var, belli bölümler var. Oraları hep bu harita üzerinde gösteriyor. Hafiften oyuna You there, başlayalım wake abi. up. Get up. We've already evacuated the civilians to the Geçelim farmlands. bu diyalog What? kısmını. No matter. In here, Godspeed. Şimdi böyle bir haritada doğduk abi. Burası sanırsam öğretici kısmıydı. Aynen burası öğretici kısmı. Oyunu daha önce bir 5 dakika falan bir göz atma şansım oldu. Öyle pek fazla oynamadım. Sadece menü tasarımına falan baktım. Burası öğretici kısmı. Zaten hiç değişmez. Hemen hemen her oyunda aynı koşu. Shift'e bastım, hızlı koşar abi. Şimdi şöyle grafik, doku ve kaplamalardan bahsedeyim. Böyle çok ahım şahım bir grafik kalitesi yok yani. Çok yüksek bir görüntü kalitesi falan yok oyunda ama idare eder yani. Güzel yani, öyle kötü bir grafiği yok oyunun. Gayet güzel. Bak mesela bunları toplayabiliyoruz. Space diyor. Buradan zıplamamız gerek var. Burası öğretici kısmı. Yani şöyle şu söyleyeyim. Oyun grafik falan idare eder yani. Böyle çok kötü bir grafik değil. Normal bir grafik. Yani çok iyi grafik de değil. Normal bir grafik yani.
C'ye bas diyor. Öğretici kısmı orası. Q ve E. Q ve E tuşlarıyla sağlık barını yenileyebiliyoruz. Canımızı dolduruyoruz falan filan. Kapıyı bir açalım. Ya şöyle oyunun genel grafiğini şöyle söyleyeyim size. Şöyle örnek vereyim. Hani kötünün bir tık üstü değil de iki tık üstünü düşünün. Normalin bir tık üstü işte. Normalin bir tık üstü yani. Güzel denilebilecek bir grafiği var yani. Oyununa göre değişiyor. Şu an bir grafik aramayın. Ama oyununa göre iyi yani. Ya mesela şöyle kutulardan çeşitli malzemeler çıkıyor. Bunlarla craft falan yapabiliyoruz. Cephane, mermi falan üretebiliyoruz. Şurada mesela B'ye basalım abi. B'ye burada basınca bıçak saldırıyor. Kafası. Bıçak falan saldırısına geçiyor. Şunlar bir çaklar falan yaptım da. Şimdi bir çakla parçalayayım. Oha ağacı yıktı. Yanlışlıkla patlayıcı iksir attık. Bunda bir de patlayıcı falan olayı da var. El bombası iletim. Düşmanların üzerine çeşitli katlayıcılar, el bombası, zehirli gaz falan atabiliyoruz oyunda. Böyle ufaktan arayüzü de bize gösteriyor. Menülerini falan da gösteriyor. Neyin ne işine yaradığını da gösteriyor. Mesela biraz önce şunu patlattık, etrafa malzeme sarıştı. Hemen onları bir toplayalım. Mesela mouse orta tuşuna bastığımız zaman veyahut da H'ye bastığımız zaman böyle çeşitli psişik güçler var. Onlarla saldırıya geçiyor. Şöyle etraftaki malzemeleri de toplayalım. Bunlarla hep ok falan yapıyoruz. Ok, zehirli, iksir falan filan. Yani bunları looplayalım. Etrafta looplama olayı da var. Mesela bak şu anda tür bomba var. Onu atıyor. 6'ya 7'ye bastığımız zaman bomba menüsü arasında dolaşabiliyoruz. Mesela 6'ya bastığımız zaman molotov kokteyl gibi bir şey atıyor. 7'ye bastığımız zaman zehirli gaz atıyor. Şöyle zehirli gaz gibi bir şey. Şurayı da bir patlatalım abi. Biraz okların özelliğinden bahsedelim. Normal şöyle gördüğünüz gibi tek atımlık oklar var. 2'ye bastığımız zaman neymiş bu, bir bakayım hemen. Şöyle arkasından sis duman çıkartarak ilerleyen bir ok var 2'de. Tam ne işe yaradığını çözemedim. 3'te de 3 oku aynı anda atıyor. 3 tuşuna bastığımız zaman 3 oku aynı anda atıyor. 4'te de galiba yanıcı ok vardı. Aynen 4'te de yanıcı ok vardı. Şöyle alev atan ok var. Ok çeşitleri 4 çeşit ok var. 3 çeşit patlayıcı var galiba bildiğim kadarıyla. 3 çeşit de patlayıcı var. Bitkileri falan topluyoruz bunlarla mesela. Sağlık iksiri falan üretebiliyoruz bitkilerle. Şurayı bir patlatalım şurada. İşe yarar bir şey var mı? Aynen var. Alalım şunu. Al şunu gitsin.
parçalar patlatıp uğraşmadım. Şöyle bir tane o kadar. Siz zaten patlıyor. Bu arada mekaniklerinden bahsedeyim. Çevredeki eşyalarla etkileşim falan filan. Yani idare eder. Fena değil yani. İyi idare eder. Şuradan mesela şöyle bir örs var abi. Bunun üzerinde craft yapabiliyorsun da tam nasıl yapılıyor onu çözemedim. Mesela burada çeşitli craftlar yapabiliyorsun. İşte normal mermi falan üretiyorsun. Pardon, ok falan üretiyorsun. Yanıcı ok üretiyorsun. Patlayıcı üretiyorsun. Çeşit çeşit sağlık iksiri falan üretiyorsun burada. Bir geçelim. Şu yerde küçük çubuklar falan toplayabiliyorsun. Şuradaki malzemeler de topluyorsun. Şu ne iş ya? Tam çözemedim abi. Şuradan bir de müziği kapatayım ben ya. Tamam, böyle daha güzel. Şuna da bir parçalayayım bakalım ne varmış onlardan. Bak burada ok çıktı, güzel. Tamam, burada fazla bir şey yok. Daha önce bir 3-5 dakika oynadım oyunu. Bir göz attım oyuna neymiş ne değilmiş diye. Tamam. Şimdi etraftan malzememizi topluyoruz abi. Şurada şövalyeler falan filan. Orta çağı anlatıyor işte oyun. Orta çağ Ütopyası'nı anlatıyor. Şu malzemeleri de toplayayım. Burada da bayağı malzeme çıktı abi. Ya oyunla ilgili şöyle ufak bir şikayetim var sadece, bilmiyorum onu da ileride güncellemeyle düzeltirler düzeltmezler bilmiyorum. Oyunda biraz optimizasyon sıkıntısı var. Yani öyle çok aşırı optimizasyon sıkıntısı yok da yine de biraz optimizasyon sıkıntısı var oyunda. Yani kullanılan grafiğe göre falan işlemciye ve ekran kartına bayağı bir yük bindiriyor yani. Hani öyle aşırı bir yük bindirme falan yok, rahatlıkla oynarsınız ama yine de yok değil yani optimizasyon problemi. Parçala şunu gitsin abi. Fazla da bir şey çıkmadı galiba etrafta. Yani düşük sistemde belki oynayamazsınız bu oyunu ama orta ve yüksek sistemde rahatlıkla oynarsınız yani. Ha, düşük sistemde de ayarlar düşürerek biraz oynayabilirsiniz. Belki bilmiyorum, güncelleme falan yayınlarlarsa bu optimizasyonu çözebilirler belki güncellemeyle falan. Yayınlarlar mı ama yayınlamazlar mı hiç bilmiyorum. Etrafı patlatalım da. Ne var ne yok, toplayalım abi. Keep moving. Bir şey de çıkmadı buradan. Ya bu oyun böyle biraz Cyber Sam'ı falan hatırlatıyor. Yani. Cyber Sam tarzında bir oyun. Doom gibi üzerinize Cyber Sam'da olduğu gibi böyle Cyber Sam'daki olduğu gibi üzerinize akın akın düşmanlar geliyor. Şu anda düşman yok zaten. Öğretici kısmındayız hala. Şuraya mı gitmemiz gerekiyordu aynı. Şuna bu tarafa dolaşacağız. Şunlarla bir parçalayayım da. Şu tarafa gidemiyoruz. Dur, şurayı dolanmamız gerekiyor. Şurada da bir örs varmış. Ya burası hep böyle öğretici kısmı oyunun. Ya
Yanlış geldik ya abi galiba, yo. Burada malzemeler var çünkü, yanlış mı geldik bilmiyorum ki. Neyse biz şu okları bir toplayalım etraftan. Bunlarla hep craft craft yapıyoruz, bunlar işe yarıyor yani. Dur bir dakika, geldiğiniz yere geri döndük galiba, aynı ters gelmişiz. Tekrar döner, sıkıntı yok. Çok hafif de olsa oyunda bir takılma var abi. Çok hafif de olsa, böyle belli olmayacak derecede az da olsa, böyle ani FPS düşüşü var. O optimizasyondan kaynaklı. Oyunda biraz optimizasyon problemi var, yok değil. Şu malzemeleri toplayalım bari. Geride bayağı da malzeme bırakmışız. Bu arada kırılma, patlama, çatlama mekaniği de öyle fazla fena değil ya. Hani çok iyi değil ama idare eder yani. Geç abi, şunu da alayım. Bu neydi? Ah, bayağı bir malzeme çıktı buradan. Ya böyle malzemelerin çok çıkması da iyi değil. Öyle oyunun tadı kaçıyor abi sürekli. Yani genelde birçok oyunda ne kadar az malzeme olursa o malzemeleri bulma çabası içerisine giriyorsun. Onlar da biraz yani oyuna heyecan katıyor. Şimdi you're the one from my dream. Galiba burada şeyi bitirdik abi. Eğitimi bitirdik. The angels be in my men. Bundan sonrasını bilmiyorum. You must travel throughout the... Yapacağız. Şunları bir alayım ben. Bir şey var mı? Aynen, ok falan var, güzel. Tamam. Ne oldu lan? Ha, bunların yakınından geçmememiz gerekiyor galiba. O alev gibi, kor gibi bir şey. Bu arada motion blur'u kapatmanızı tavsiye ederim ayarda. Grafik ayarlarında motion blur'u kapatın yani, yoksa başınız dönebilir, mideniz bulanabilir. Motion blur açık olduğu zaman o tarz sorunlara neden oluyor. İnsan kusacakmış gibi oluyor, o görüntü çarpıyor insan. O görüntüyü engellemek için abi oyun ayarlarına girin abi. Motion blur var, onu kapatın, kapalı hale getirin. Şimdi yanlış geldik galiba. O değil, nereden gidiyorduk ya, onu unuttum. Şimdi görevi bize nerede verdilerdi? Burada, şurada bir görev verdiler bize. Buradan mı gidiyoruz acaba? Dur bak burada. Ah, şurada biraz malzeme var. Abi niye ikide bir geldiğimiz yere götürüyor bizi, ben onu anlamadım. Şurada biraz ok varmış, onların da. Şimdi adamlarla nerede karşılaştık? Orada karşılaştık. Tabii kapı gibi bir şey olması lazım da burada bir yerde, onu bulmaya çalışıyorum şimdi. Şurada ilerideydi galiba orada. Geç abi.
Geç. Hah, oldu. Şurada bir kapı olacak. Give him hell, chosen. Give him hell, chosen. Ben önce şuralarda bir koyayım bari. Ok mok ne vurursak alırız. Bir şey var mı? Aynen. Şurada sandık var. Bu sandık neciymiş? Bunlarda bir şey var mı? Ok varmış. Alırım. Eyvah. Düşmanlar çıktı abi. Bunlara böyle tek tek yetişmeyecek bunlar ok. Tamam. Q'yla mı basıyordum? Sağlığı yok, kendi kendine doldu zaten. Tamam, gerek kalmadı. Gidelim abi biz. Aha yine geliyorlar, dur abi. Şöyle çoklu oku bir seçeyim ya. Şu anda 3 oku aynı anda atıyor. Burada bir şey var mı? Yok. Buradan mı çıkıyoruz? Şimdi eğitim kısmını bitirdik. Haritada başlıyoruz abi göreve. Oyun grafik olarak Cybersam'ın bir önceki eski sürümleri var. Onlara da benziyor abi. Eski Cybersam'a grafik olarak benziyor. Şimdi düşman karakterler de benziyor yani. Cybersam tarzında bir oyun. Şurada bir şey açıldı. Neymiş bu? Lan bu düşmanmış. Eyvah. Abi var mı etrafta başka bir şey? Eyvah, yanlışlıkla lava bastı. Şunları bir alayım abi. Bunlar barut tozu gibi bir şey galiba. Patlayıcı üretebiliyoruz. Lan yavaş gelin. Şimdi nereden gideceğiz? Nereden gideceğiz? Bak şurada biraz malzeme var. Oha, arkasından adam çıktı. Lan bu ne böyle? Ha, bir patlayıcı atar. Yürüyüp ben. Oha, bu ne bela oldu. Fena da değil ha, zevkli, bayağı zevkli oyun. Şimdi burada skill point verdi galiba. Tamam, aynen skill point vermiş. Fena değil ya oyunun mekanikleri falan, vuruş hissiyatı falan güzel. Güzel. Fena değil. Oynanır yani. Şu malzemeleri de bir toplayayım ben. Bu ne lan? Aa, sandık var burada. Lan siz nereden çıktınız? Şuradan biraz sağlık basayım da. Q ve A'di galiba aynı. Tamam. Şunları bir toplayayım abi. Abi bunlara bir oh.
Gözü falan atayım da. Var mı başka bir şey etrafta? Ne işe yarıyor onu çözemedim ya. Hissiyatı güzel ama sevdim. Sırayla bir patlatalım şöyle abi. Ne varmış burada? Yine biraz malzeme var, hiç yok hani, hiç pat 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 pat. Oha, ne oluyor lan? Abi bomba yok mu? Şeyler bizim de canımızı götürüyor. Şu kazıklara dikkat abi, o kazıklar bizim de canımızı götürüyor. Şurada bir şey varmış, alalım onu. Şurada biraz patlayıcı falan üretelim olmazsa. Nasıl üretiyorduk? Aynen buradan üretiyormuş. Yeterli malzeme yok. Tamam. Olduğunu kadar üretiriz. Sıkıntı yok. Buradan ne üretiyordu onu anlamadım. Gelin bakalım buraya. İyi, level atladık galiba. Güzel ya, oyun sarıyor. Tavsiye ederim, oynayın. Tek sıkıntısı biraz optimizasyon problemi var. Optimizasyon dışında da bir sıkıntısı yok. O da büyük ihtimalle güncellemeyle düzeltilir. Tabii o da düzeltilir mi düzeltilemez mi ona bir garanti veremem abi. Çünkü oyun erken erişimde bir oyun değil. Erken erişimden çıkmış. Ha, ben yine yapımcıya söylerim. Optimizasyon problemi olduğunu belli ederim ama düzeltir mi düzeltemez mi diyemem. Bak bak. Şurada biraz malzeme var, onlar bir alayım. Aa, şurada ok var. Güzel. Şunu da alayım. Şunu da alayım. Bak bak bak. Geliyorlar bak. Yürüyordum lan. Akın akın gelmiyor üzerinde. Lan sen daha ölmedin mi? Bak bak bak, her yerden çıkıyorlar lan, her yerden, her yerden. Etrafta malzeme varsa biraz toplayayım ben. Ok var burada.
Ok mu sıkmamız gerekiyor? Oo, bayağı malzeme çıkıyor bize. Hepsini alırım abi. Patlayıcı falan yaparız onlarla. Zehirli ok falan yaparız. Tamam, bitti galiba. Bunlara illa ok mu sıkmamız lazım? Bak bak. Havada vuracağım lan sizi. Biraz zıplaya zıplaya. Yanlışlıkla şeyin içine girdi abi. Oradan çıkmalıyım. Burada biraz da malzeme varmış. Şimdi geldim. Neredesiniz siz? Şöyle uça uça vuracağım. Fena değil oyun ya, sarıyor. Siz şunu bir yakalayın. Abi bir yerlerden bir şey geliyor da güçlü oka geçelim abi. Biraz malzeme var, onu bir toplayayım ben. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Akın akın geliyorlar üzerime ya. Bu arada Battal Gazireis'in hakkını yemişiz ya. Adam harbiden de bir okla 3 adam öldürüyormuş. Onu görmüş olduk bu oyunda. Geride de malzeme bırakmışız, onu da alalım. Gelin bakalım. Şunu bir yakalayın siz. Şunu bir yakalayın. Yine level atladık. Sağlığa biraz alan alalım. Sen ne giydin? Oha. Teker teker gelin ha. Var mı başka? Geride kimse kalmadı. Gidelim. Bayağı da malzeme çıktı abi. Bak bak bak. Oha, oha. Lan nerede? Her yerden çıktılar lan. Bir anda bir işimi bitirdiler. Neyse beyler, şimdilik oyunu burada sonlandıralım. Dediğim gibi elimde 5 adet key kodu var. Sakın kaçırmayın abi. İlk 5 yorumu yapmanız yeterli. Ondan sonra Discord'a gelin. İsterseniz key'inizi Discord'dan veririm. İsterseniz yorum kısmına Gmail hesabınızı bırakırsınız. Gmail üzerinden yollarım. Şimdilik bu kadar abi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olun. Like atın, videoyu beğendiyseniz like atın, destek verin, paylaşın. Böylelikle kanalımız büyüsün. Büyüdükçe sizlere daha çok oyun getirebileyim abi. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Arsenal takipte kalın.